ürünüyle Önder Alışveriş Merkezleri her zaman sizi düşünüyor. En uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Önder Alışveriş Merkezleri çeşitliliğiyle size yaşam katıyor. Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da. İletişim telefon 444 33 22. Ekranlarından Günün Özü programı ile karşınızdayız. Bugün Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Avukat Yasemin Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Büyük bir biliyorsunuz yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bu nedenle de sürekli sahalardayız, sürekli koşturuyoruz. Zaten halimden de belli. Yorgunsunuz. Yorgun görünüyorum. Ama inşallah güzel olacak, sonuçlar güzel olacak. Tabii ki hep şunu söylüyorum. Öncelikle tabii ki bizim partinin adayı kazanmasını temennim, ilk temennim o. Ama tabii ki en önemlisi de iş yapacak, gerçekten halka hizmet edecek birinin kazanmasını istiyorum. O adayların da bizde olduğunu düşündüğümüz için özellikle İskele Karpaz'da biliyorsunuz 3 tane adayımız var birbirinden değerli. Onların arkasından onlarla beraber sahalardayız. İnşallah sonuçta güzel olacak. Teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Öncelikle bu temponuzda bizi kırmayıp geldiğiniz için ayrıyetten ben teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz zaten daha deminden de söylediğiniz gibi yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Parti adına, adaylar adına, sizin adınıza, sizce ülke adına seçim süreci nasıl gidiyor? Şu anda aslına bakarsanız çok büyük bir yani halkta bir büyük bir heyecan görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Tabii ki bunların içinde birçok nedenler olabilir ama herhalde en fazla da ekonomik nedenler diye ben ona bağlıyorum. Yani gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde insanların en çok istediği bir iş olanağı, iş en fazla bize gelen talepler arasında. Onun için çok çok büyük bir tabii ki heyecan yok ama tabii yine de bir beklenti, tabii ki herkesin desteklediği bir aday, meclis üyelerinde bir heyecan var. Bizim biliyorsunuz her zaman Ulusal Birlik Partisi'nde diğer partiler aday bulmakta zorlanırken bizim partimiz aday fazlalığı, aday çokluğu yaşıyoruz. Bu dönemde de aynı şekilde. İnşallah iyi olan kazanır, iş yapan, iş yapacak olan kazanır, halka gerçekten hizmet edecek olan kazanır benim temennim. Öncelikle tabii ki benim partimin adayı, daha sonrasında gerçekten de özelde kim iş yapacaksa, kim gerçekten halka dokunacaksa, yerel yönetimler çünkü çok önemli. Bugün baktığınızda aslına bakarsanız genel seçimlerden daha da önemli. Çünkü nerede bir bakıma muhtaç bir insan var, nerede yaşlı bir insan var, nerede kimsesiz, yetim bir çocuk var, yardım edilmesi gereken, bunlar en çok yerel yönetimler bilir. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle aslında büyük bir güç elde edersiniz. Onun için merkezi yönetimlerin de yerel yönetimlere çok daha fazla bir itimam göstermesi gerekir. Seçimlere daha büyük bir güç harcaması gerekir. Herhalde bu dönem bunu daha fazla fark edildi ki bütün partiler meydanlarda, sahalarda. Göreceğiz tabii, çok az bir zaman kaldı. Pazara bugün biliyorsunuz çarşamba, çok bir şey kalmadı. Sayılı günler kaldı. Hepimiz sizce ülkemizde 26 Aralık sabahı neler bekliyor?
26 sabahı biz şunu söyleyeyim, aslında 26'nın akşamı büyük bir heyecan bekliyor ve bizim Ulusal Birlik Partisi'nin adaylarının büyük bir çoğunluğu bu yarıştan zaferle çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle bizim İskele Karpaz bölgesi için ben hep şunu söylüyorum, 3'te 3 yapma yolunda gidiyoruz ve her gittiğimiz yerde tabii ki güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Çünkü adaylarımız tertemiz, düzgün, dürüst ve iş yapacağına inandığımız kişileri zaten biz bu dönem çıkarttık ve düzgün iş yapacak insanları çıkarttık. Adaylarımıza güveniyoruz. Onun için de hiçbir kendi, en azından kendi bölgem için çok rahat seçimi alırız diye düşünüyorum. Diğer bölgeler için de adaylar birbirinden değerli ve donanımlı. Tabii ki diğer bölgeler için kesin şu bu diyemem ama orada da güzel haberler alıyoruz. 26'nın akşamı bunu hep beraber zaten göreceğiz ve yaşayacağız. Yasemin Hanım, zaten adaylara tam destek sahadasınız. Yani bunu zaten yorgunluğunuzdan da etkinliklerden de anlıyoruz. Peki daha deminden şunu söylediniz, olumlu hep sonuçlar aldınız. Peki hiç olumsuz sonuçla karşılaştınız mı? Tepkilerle karşılaştınız mı diye sorarsanız tabii ki bunu bize çok fazla söylemez. Hiç her gittiğimiz yerde bizi güzel karşılayıp güzel uğurluyorlar ama günün sonunda gerçekten bizim yanımızda yani kimse biz size oy vermeyiz diye yüzümüze söylenmedi. Yani genelde de hani biliyorsunuz nezaket gereği söylenmez. Bize de öyle büyük bir tepki hiç gittiğimiz yerde en azından bizim İskele'den Karpaz'a kadar bütün bölgeler için herhangi bir tepkiyle karşılaşmadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi bizim halkımız çok nezaketli. Kırmama, gücendirmeme adına tabii ki bize vermeyecek, bizi desteklemeyen veya bize kırgın olan bir kesimde mutlaka vardır. Ama bunu bize yansıtmadılar. Bilmiyorum tabii, mutlaka vardır. Yani hiçbir şey dört dörtlük yani mükemmel değildir. Mutlaka tepkiler de vardır. Mutlaka adayları sevmeyen, desteklemeyenler de vardır. Ama bunu fiili olarak gösteren olmadı şimdiye kadar. Yasemin Hanım, biliyorsunuz ki bu seçim süreçleri genelde hep sancılı geçiyor. Rakipler ya da muhalefet bildiğiniz üzere yıldırma politikaları, algı operasyonları, afişler, billboard yırtmalar, karalamalar, biliyorsunuz böyle karalama kampanyaları da yapılıyor. Bu tarz eylemlere karşı tepkiniz nedir parti adına ya da sizin öz değerlendirmeniz nedir? Şimdi bizim bölge için şu ana kadar böyle bir olay duymadım. En azından bize yansıtılmadı. Ama doğru bulmuyorum çünkü her aday kendini bir şekilde ifade etmek zorunda. Bu genel pankart olabilir, başka şeylerle olabilir. Saygı göstermek zorundayız. Karşımızdaki rakibe de saygı göstermek zorundayız. Bunu yapılmadığı takdirde zaten insan olmanın basmanı yerine getirmemiş oluruz. Herkes bir şekilde kendini o platformda ifade edecek, ne yapacak, hangi projelerle gidecek. İnsanlarımız hep ben bunu şunu söylüyorum. İyi bir insan olabilir ama iyi bir lider olmak farklı bir şeydir. Gerçekten şuna bakmanız lazım. Eğer mevcut belediye başkanıysa ne yaptı? Bugüne kadar ne yaptı? Hangi projeyi gerçekleşti? Hangi vaadini yerine getirdi? Bilinçli bir şekilde oy vermek gerektiğini düşünüyorum. O bana yakın, işte ben aradığımda telefonumu açar ya da işte o akrabam, bu dostum diyerek bir şeyler yapmamak lazım. Evet, birileri yakınınız olabilir, sevdiğiniz olabilir ama halkının bütününe, halkımızın hepsine yararlı olabilecek bir kişiyi artık bir yerlere getirmemiz lazım. Kişisel menfaatleri bir kenara bırakmamız lazım ki gerçekten iyi bir idareci, herkese faydası, partisine bakılmaksızın, ki belediyelerde zaten genelde partisine çok fazla bakılmaz.
kişiye bakılır ve yapabileceği işlere bakılır. Ya da bizim aslında yaptığımız daha çok işte benim işte dostumdur, akrabamdır. İşte ararsam cevap verebilir, işlerimi yapabilir noktasında oy veriyoruz. Ama bunu yapmamak lazım, bakmak lazım. Gerçekten geçmişine bakmak lazım düzgün bir insanla. Geçmişin zaten insanın aynasıdır, önünde yapabileceklerinin de göstergesidir. Eğer herhangi bir görev almadıysa bugüne kadar, hani onu kıyaslama yapamazsanız. Mevcutlara da bakmak lazım. Ne yaptı? Hangi hizmeti yaptı? Veya o görevde olduğu sürede hangi işleri yapamadı? Neden yapamadı? Neden? Yani tekrar bir yetki istiyor, tekrar bir görev istiyor. Bu görevi geçmişte ne engel oldu yapamadı da tekrardan yeni bir görev istiyor gibi birazcık da sorgulayıcı olmak lazım. Birazcık da düzgün insanı seçebilmek, düzgün lideri seçebilmek için biraz da kendimize halk olarak aslında oy verirken daha bilinçli bir şekilde oy verirsek belki de daha iyi yönetiliriz. Çünkü bizim halkımız iyi bir yönetimi hak ediyor. Kuzey Kıbrıs gerçekten iyi bir yönetimi hak ediyor. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ve bunun farkında değiliz. Birçok ülkeye gittim, dünyanın birçok yerini dolaştım. Ama bizim insanımız kadar doğal, içten, içi dışı bir insan yok. Bizim ülkemiz kadar havası, denizi, toprağı, her şey güzel. Ama bundan yeteri kadar biz faydalanamıyoruz maalesef. Kesinlikle. Onun için de daha bilinçli oy vermek gerekir. Yasemin Hanım, geçenlerde bir haber düştü medyaya. Sizin de bildiğiniz üzere Maria Sokollu'nun muhtarlık adayı başvurusunu reddettiler. Reddetme üzerine yapılan açıklamada, açıklamaya göre Maria vatandaşlığının tüm haklarını kullanma hakkı olmayan kişi ilan edildi. Buna nazaran KKTC Bakanlığından da şöyle bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya değinmek istiyorum. Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır. Ülkemizin mevcut koşullarında vatandaşlığın tüm haklarını kullanma hakkı olmayan kişilerin yalnız veya yakın çevrelerle birlikte egemenliğimize veya yürütmekte olan devlet politikamıza ters hareket etmelerine saptanması halinde bu kişilerin yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmemektedir diye de bir açıklama geldi. Size bir hukukçu olarak da soruyorum aslında. Sizce bu Maria'nın adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu açıklamaları? Şimdi bir hukukçu olarak aslında yasal bir engel olmadığını biliyorum. Tabii detaylı bir araştırma yaptıktan sonra aslında bunu net olarak söyleyebilirim. Ama Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması olmuştu. Çünkü bir yere başvururken herhangi bir sabıkanız, yani herhangi bir idarecilik ya da seçime girer, yani bizden de aynı şekilde istedi, meclis üyeleri, muhtarlarımız da aynı şekilde. Mutlaka bir sabıka kaydı istenir. Sabıka kaydıyla ilgili sıkıntıların olduğunu bu şahsın söylendi. Bundan dolayı onun bu müracaatına kabul edilmediği dile getirildi. Bana sorarsanız tabii ki eğer böyle bir sıkıntısı yok iseydi girmesi, yani yasal olarak herhangi bir engel yok ilk etapta. Tabii ki biz hukukçular hep şunu yaparız. Herkes genelde neyi düşünür, der ki hukukçu bütün yasaları bilir. Aslında öyle değildir. Bir dava geldiğinizde siz ilgili yasa maddesini bakarsınız ve bir araştırma yaparsınız. Yani biz ezbere yasaları aslında bilmiyoruz ama dava geldiğinde ilgili yasayı açıp bakıyoruz, araştırıyoruz. Ona göre davayı da yönlendiriyoruz. Burada da öyle ama ilk etapta şunu söyleyebilirim, yani yasal bir engel yok önünde başvuru yapabilmesi için. Bunun dışında tabii ki sabıka kaydı varsa iseydi, bununla ilgili bir açıklama yapıldıydı. Çünkü daha önce bir haber haberde okuduğum kadarıyla. Bu tabii bir engellik teşkil eder. Bu herhangi bir sabıkasız olan hiç kimse bir müracaat kabul edilmemesi doğaldır. Ama bunun dışında bir yasal engel yoktur. Girebilir. Benim de şahsi düşüncem, girmesi eğer önünde bir herhangi bir engeli yoksa onun da aday olabilmesi yönünde benim de düşüncem.
Yasemin Hanım, bir açıklamanız var sizin. Ona değinmek istiyorum yine seçimlere dönersek. Koltuklar gelip geçici, önemli olan iyi işler bırakmaktır demişsiniz. Sizce yerel seçimler için adayların, hatta komple bütün 18 belediyenin adaylarının performansını değerlendirirsek sizce yeterli mi? Şimdi zaten biliyorsunuz daha önce bu reformdan sonra 18'e düşürüldü. Bunun öncesinde 28 adayımız vardı. Bizim şu andaki mevcut adaylarımızı sorarsanız bunları zaten özellikle seçildi, gerçekten iş yapacak, düzgün, dürüst kişiler, halk tarafından sevilen ve seçimi kazanabilecek potansiyeli olan kişileri aday gösterildi. Bizim bölge için söyleyeyim, ben Sayın Hamit Bakırcı ve Sayın Fatma Hanım'a teklif gittiğinde öyle bir talepleri yoktu ve Sayın Bakırcı ısrarla ben bu belediyeyi almak istemiyorum çünkü büyük sıkıntılı bir iş. Ben iş yapmak istiyorum. Büyük borçları var ve ona çok büyük işte baskı gitti. Bak, bu bir görevdir, bunu alman gerekiyor. Bu halka hizmet etmeniz gerekiyor. Biz araştırdık, en bu bölgede kazanabilecek potansiyele sahip bir kişisiniz. Ve büyük ısrarlar neticesinde aday olmayı kabul ettiler. Yoksa kendileri gelip de biz aday olmak istiyoruz denmedi. Hasan Sadıkoğlu için de zaten daha öncesinde biliyorsunuz uzun zamandır belediye başkanlığı yapan, 8 yıl sanırım yaptı ve güzel de işler yaptı. Yaptığı işler zaten ortadadır. Onun için karşısına aday dahi çıkmadı uzun bir süre. Son bir hamle muhalefet bir aday çıkarttı. Ama onun çok rahat kazanacağını herkes zaten öyle bir algı oluştu. Sadıkoğlu hiç bir hani nasıl diyeyim, yani %70 belki de %80'lere varan bir oy oranıyla çok rahat seçimi kazanacak noktasındadır. Diğer adaylarımızı da zaten kendileri ilk etapta aday olmadı ve öncesinde de birçok bizim UBP'nin adayı vardı. Onlarla da konuşuldu. Bakın, bu kişiler aday olmak istemedikleri halde biz bunlara adaylık götürdük. Çünkü bu kişilerle biz bu seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu kişiler düzgün, yani siz tabii ki yani şimdi diğer adaylarda sanki düzgün değil noktasında bir söylem yapmak istemiyorum da bu kişiler gerçekten iş yapabilecek, kazanma potansiyeli olan, düzgün aileleriyle düzgün bir yaşamları olan kişiler ve inşallah bu yarışı da kazanacaklar çok rahat diye düşünüyoruz. Biz İskele Karpaz için, İskele Karpaz adaylarımız için, diğer adaylarımız da tabii ki birbirinden değerli ve önemli ama tabii onların bölgesindeki kişiler daha iyi bilir onların durumları ne aşamada, ama biz güzel şeyler onlar için de duyuyoruz tabii ki. Tam da bu açıklamanızda değineceğim. Şimdi bir bölgenin refah ve huzurunu bakımından belediye yönetimi ya da yöneticilerin daha kapsamlı, daha vizyoner, iyi eğitimli, hatta deyim yerindeyse title'ı dolu olması gerekiyor aslında bir bakıma. Çünkü bir de yönetimle iyi ilişkileri de olması lazım. Çünkü hani aslında bir yönetimi merkezle, yönetim şeklinde tabii, kesinlikle merkezi hükümetle de iyi ilişkileri olması lazım. Yani hangi partiye bakılmaksızın. Çünkü bir piramide benzetiyorum ben yönetim şeklini. Muhtar, belediye, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı. Ya şimdi bunu alttan yukarı doğru hani bakarsak, yani bu bütün piramit nasıl diyeyim, basamaklarıyla ilişkilerin de iyi olması gerekiyor. Böyle bir yönetim birileri sınırışı varken bölgenin tanınması hem ekonomik hem turizm hem istihdam açısından belediye önemli bir nokta aslında. Ve belediye adaylarının da gelmiş ya da geçmiş yöneticilerin başarılı olup olmadığı konusunda da aslında bir öz değerlendirme yapabilir misiniz? Ya da nasıl bir yol izlemeliler bu noktada? Şimdi zaten şunu söyledim ben. Öncelikle belediye başkanlarının, mevcut belediye başkanlarının ne yaptığına bakmanız lazım. Hangi işleri başardılar, hangi projeleri yapacaklarını söylediler, hangilerini yaptılar. Oy verirken bu çok önemli. Şimdi bizim
biliyorsunuz muhalefetin de orada mevcut belediye başkanları var. Ben diyorum ki bakın yani ben şunu söyleyemem. Bu insan düzgün, dürüst ya da çünkü ben onu tanımıyorum, onun karakteriyle ilgili bir şey söyleyemem. Siz ama oy verirken şunu yapmanız gerekir. Bizim İskele Karpaz bölgesi o kadar güzel sahillerimiz var. O kadar güzel toprağı, zaten güneş her yerde var. Ama bunlardan biz faydalanamıyoruz. Çöplükler dağ gibi oldu. O sahilleri her geçen gün maalesef pislikler her tarafı sardı ve bakmaları gerekir. Ne yapıldı? Mevcut belediye başkanı dediğiniz gibi merkezi yönetimlerle birlikte çalışması gerekir. Ben senin işte bazı şu anda mevcut belediye başkanları da halen daha Türkiye'den gelen suyu kabul etmiyor ve onun dağıtılmasıyla ilgili sıkıntılar yaratan belediye başkanları olduğunu öğrendik biz. Bu çok yanlış bir şey. Kesinlikle. Bu halkın yararına, bugün hayat su hayattı. Su olmayan yerde artık yani bu paradan, zenginliklerden de önemlidir. Artık dünya su savaşlarına girme noktasında yarışıyorken bize su gelip ve ben bu suyu istemem noktasında deme hakkımız yok. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti her dönem, her zaman yanımızda destek, genel finansman, gerek manevi olarak. Tek yanımızda olan ülke bu devleti de bizim küstürmememiz ya da yanlış... Tabii demiyorum her gelen oradan işte neyse şey yapacağız ama uyumlu bir şekilde çalışmamız gerekir. Bugün baktığımızda maalesef mevcut muhalefetin belediye başkanları sürekli Türkiye'ye sataşmakla, sürekli Türkiye'den gelen suyu bile kabul etmeme noktasında bazı icraatlar yapıyorlar. Halk da bunu daha da süzgeçten geçirip bir oy verecekse neler yapıldı, neler yapılacak? Kişinin durumuna bakmak gerekir. Ama ben onu seviyorum sırf benim partim gösterdi diye gidip de ona oy vermek değil. Ben konuşmamın başında da şunu söyledim. Evet, tabii ki partimin adayına oy istiyorum. Ama şunu da söylüyorum. Öncelik gerçekten kim iş yapacaksa, kim icraat yapacaksa, kim halka dokunacaksa o kazansın. Yani illa benim adayım kazansın noktasına değilim ama ben şunu iddiasındayım. Benim adaylarım bu işi yapabilecek, insana dokunabilecek. Gerçekten o donanma bilgiye sahip kişiler. Kendi bölgem için hep tabii ki ben yine antiparantez söylüyorum. Tanıdığım için, yakinen tanıdığım için söylüyorum. İş yapacaklarınıza inandığımız için biz bu adayları çıkardık ve şu anda görünen bu yarışı kazanacaklar ve o yöne doğru gidiyor. Merkezi yönetimle beraber uyumlu birlikte çalışmak çok önemli. Yerel yönetimler gerçekten genel seçimlerden daha da önemli. Az önce de söylediğim gibi gerek yaşlıya, gerek çocuğa, gerek hastaya kimin evinde ne var? Kaç nüfus var, kimin neye ihtiyacı var? En iyi yerel yönetimler bilir. Merkezi yönetiminde yerel yönetimlerle uyumlu çalışabilmesi lazım ki oraya temas etsin, o insanlara yardım edebilsin. Onun için de yerel yönetimlere çok daha fazla dokunabilmek lazım. Bu dönem onu daha da iyi anladığımız için belki de birçok parti... gerek muhalefet gerek hükümette olan partiler sahada daha fazla görünüyorlar şu anda. Evet halkta belki çok fazla bir heyecan yok ama bu belki son birkaç gün daha da alevlenecek diye düşünüyorum. Bakalım gidişat neyi gösterecek? Yasemin Hanım da biraz önce Türkiye demişken biliyorsunuz ki geçenlerde Azerbaycan'dan ve Türkiye'den heyet geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Bugodov Maraş'ı ziyaret ettiler. Ziyarette Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asipoğlu da yer aldı. Açıklamalar yaptılar. Sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması açısından iç ve dış işbirlikleri ve ilişkiler açısından böyle ziyaretler sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl etkiliyor?
Tabii ki bunlar önemli ziyaretler. Bu ziyaretleri daha çok sıklaştırmak, daha fazla belki de başka ülkelere temasta bulunmak lazım. Bildiğiniz gibi uzun zaman federasyon görüşüldü, konuşuldu, gerektiğinde tavizler verildi. Ama geldiğimiz noktada Güney Kıbrıs herhangi bir anlaşmadan yana bir efor sarf etmiyor. Tabii ki bunu dünyaya da kendini çok güzel, aslına bakarsanız kendini çok güzel ifade ediyor. Sanki uzlaşmaz taraf Kuzey Kıbrıs'mış gibi sürekli kendini ifade ediyor. Biz belki kendimizi daha fazla ifade etmemiz lazım ve şunu yapabilmemiz lazım artık. Bak, bu son şansındır. Artık çünkü sürekli zamana oynuyor. Sürekli hep bir sonraki tarihe, bir sonraki döneme diye sanki uzlaşmak istiyormuş gibi ama uzlaşmadan masadan kalkıyor. En son Crans Montana'da da masadan kalkan Güney Kıbrıs lideri olduğu da hepimiz tarafından biliniyor, basına da yansıdı ve birçok tavizler verilmesine rağmen Sayın Akıncı'nın da görüşmede olduğu bir zamanda bırakıp masayı kalkabildi ve en çok anlaşmayı isteyen bir sol kesim varken o bile bunu başaramadı. Bizim artık diyebilmemiz lazım ki evet, artık federasyon bu son şansınız belki de diyebilmek lazım veya o sayfayı kapatabilmek lazım. Bundan sonra tanınma yönünde bir takım adımlar atmamız lazım. Bu tür temaslar da çok önemli ki artık dünyaya biz de varız mesajı vermek lazım. Sayın Oğuzhan Hasiboğlu'yla birlikte ben de bu Azerbaycan'dan gelen heyette bir yemek yedik ve konuşma fırsatımız oldu. Ve bu temasların ileriki safhalarda daha fazla çoğaltılması, Kıbrıs'tan heyetlerin gidip onların gelmesi tabii ki bir adım ama daha da fazla bunları çoğaltmak gerekiyor. Çünkü artık biz de dünyaya varız diyebilmemiz lazım. Ve artık tanınmamışlığın biliyorsunuz acısını sürekli yaşıyoruz. Ürettiğimiz birçok şeyi belki dünya pazarlarına, en basiti narinciğimizi dünya pazarına aracısız satma şansımız yok. Bugün baktığımızda o kadar güzel bir adada yaşıyoruz ki turizmden gerektiği gibi burada yararlanamıyoruz. Birçok tarihi eserlerimiz depolarda, tozlu raflarda halen daha duruyor. Çünkü turisti dünyayı buraya çekebilmek, bu güzelliklerimizi dünyaya sunabilmek lazım. Buradan da bir gelir elde etmemiz lazım. Bugün baktığınızda bütçe olmasa hiçbir şey yapamazsınız. İdealleriniz çok güzel olabilir, çok güzel planlarınız olabilir ama para olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Siz önce bu tür faaliyetlerle belki bütçeyi güçlendirip daha sonrasında da ülkemize gerçekten ciddi yatırımlar yapabilmek lazım. Hep konuşuyoruz ama artık icraat yapma safhasına geldi ve geçiyor. Yanı başımızda Güney Kıbrıs bugün silahlanmaya bizim bütçemizden fazla para harcarken biz maalesef bütçe sıkıntılarından bir takım maalesef kamu ücretlerini, kamu maaşlarını dahi ödeyemediğimiz belki zamanlar olabilmiştir. Onun için artık bu tür tanınma yönünde adımlar atıp dünyaya dediğim gibi kendimizi gösterebilmemiz, kendimizi anlatabilmemiz lazım. Bunu yapamadığımız sürece kimse bu sizin hakkınızdır deyip getirip hakkımızı vermez. Bizim mücadele etmemiz, bizim artık bağırmamız gerekiyorsa da bağırabilmemiz gerekiyor ki çünkü bazen bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor ki karşı tarafın duyabilmesi için aslında bu yaşamımızın aslında her yerinde var. Sadece ülke tanınması adına da demek istemiyorum. Yine ülke tanınması derken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından da bahsederken biliyorsunuz 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ı tanıyın çağrısı yapmıştı. Güzel bir adımdı.
bu bakımdan Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve şu anki tanınma çağrısı ve işbirlikleri bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu an statü ve konumu sizce nasıl? Şimdi bir takım adımlar attı Sayın aslında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkür ediyoruz. Ben sosyal medyamda da yayınladım çünkü gerçekten önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İlk defa Türk devletlerine gözlemci üye olma statüsü kazandık. Bu birinci adım tabii ki değil mi? Şunu da söylemiyorum ama tamam her şey bitti değil. Ama bunu bir cumhurbaşkanının dünyaya bunu duyurması ve artık Kuzey Kıbrıs da burada var. Tanınma yönünde bir takım Türkiye'nin de desteğiyle tabii biz bu merdivenleri tek tek çıkacağız ve kendimizi artık dünyaya anlatmamız gerekir. Geldi ve geçiyor bu şey. Ve şunu da Güney Kıbrıs görmesi gerekir. Biz her zaman oturup onları bekliyor olmayacağız. Öyle bir durum ki 51 yarım yüzyıl sürekli belki bir anlaşma olur diye bekledik ve hep umut ettik, hep masaya oturduk ve birçok tavizler verdik bir arada yaşama adına, belki tekrar bir devlet olabilme adına ama maalesef karşı tarafta öyle bir irade ve öyle bir düşünce olmadığı için sürekli sizi oyalıyor, sürekli bir sonraki adıma bırakıyor. Sürekli dünyaya uzlaşmaz taraf Kuzey Kıbrıs'mış gibi anlatıyor. Yani onun için Türkiye'nin bu adımı çok önemli. Konuşmamın başında da söyledim. Yani Türkiye'siz biz, Türkiye bu Kuzey Kıbrıs kuruldu kurulla her zaman yanımızda oldu ve tek devlet. Bugün Güney Kıbrıs İsrail'le kendi birçok Mısır'la anlaşmalar yaparken bizim Türkiye ile bir takım anlaşmalar yapabilmemiz, beraber yol yürüyebilmemiz önemli bir şeydir. Ve bunu bu adımları sürekli kötüleyip sanki yanlış bir şeymiş varmış gibi ve bir devletin sürekli yanımızda olan bir devletin cumhurbaşkanı buraya gelirken meclise dahi girmemek gibi bir saygısızlık doğru bulmuyorum ben. Her ne olursa olsun belki o başkanı beğenmiyor olabilirsiniz, desteklemiyor olabilirsiniz, saygı duyarım. Ama sonuçta o bir devlet başkanı sıfatıyla oraya bizim ülkemize geldi. Onu karşılamak, biz misafirperverliğimizi göstermek zorundayız. Kaldı ki ben desteklediğim ve beğendiğim liderlerden bir tanesi. Bunu yaptığımız için yani bir adım yol ilerleyemiyoruz. Artık karar vermemiz lazım. Ne istiyoruz? Bir federasyon çatısı halen Güney Kıbrıs'a yalvarıp bir anlaşma için dil mi dökmemiz gerekiyor, yoksa artık burada bitti, ben sana gereken özveriyi verdim, gereken tavizi de verdim ama sen hiçbir şekilde bir anlaşma yönünde yanımda durmak istemiyorsun ve sürekli en ufak şeyde sanki uzlaşmaz taraf benmişim gibi gösteriyorsun. Bugün burada doğmuş, burada büyümüş, 74'te buraya gelmiş bir KKTC vatandaşı sırf anne baba Türkiye'lidir diye Güney Kıbrıs'a geçemiyor. Ve bugün Avrupa Birliği dediniz. Avrupa Birliği maalesef işine geldiğinde bazı kuralları yerine getirmesi istiyorum ama kendi birçok sözler verdi. 2004'teki referandumda bize şu sözü vermişti. Eğer sizden evet çıktığı takdirde sizin üzerinizdeki ambargoları kaldıracağız. Hangi senin yerine getirdi? Avrupa Birliği bile, uluslararası birlikler bile işine geldikleri gibi maalesef çıkarları doğrultusunda bazen karar verebiliyorlar. Bugün Güney Kıbrıs'ta iki tane biliyorsunuz İngiltere'nin de orada var, hava üstü var. Birçok tabii ki Amerika'da oradan talepleri var. Birçok anlaşmalar yaptı Güney Kıbrıs'la. Bu anlaşmalar doğrultusunda daha çok Güney Kıbrıs'ın yanında durma ihtiyacı duyuyor. Çünkü çıkarlar söz konusu. Çıkarlarınız neredeyse, menfaatleriniz neredeyse o tarafta durmanız belki de doğrusudur ama bugün Avrupa Birliği işte barış, istikrar gibi birçok vaatleri, ekonomiyi, küresel ekonomiyi düzeltecek gibi birçok söylemleri olduğu halde işine geldiği gibi
istediği zaman maalesef Türk devletlerinin, Müslüman devletlerinin de çok yanında olduğunu düşünmüyorum. İki yüzlü olduğunu düşünüyorum. Onun için Türkiye Cumhuriyeti belki başkanı beğenirsiniz, beğenmezsiniz, seversiniz, sevmezsiniz. O apayrı bir konu. Ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bir devlet ve bu devletin kim başında olursa olsun her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti desteklediler. Kaldı ki garantör devletlerden bir tanesi de 1960 yılında imzalanan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken imzalanan anlaşmada da garantör devletlerden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti ve tek yanımızda olan bugüne kadar olan tek devlet, onu da küstürmemek, onunla birlikte belki de yürüyebilmek, desteğini her zaman istemek gerekir tabii ki. Yasemin Hanım, bize ayrılan sürenin böyle yavaş yavaş sonuna gelirken kısaca aslında şeye de değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki muhacirat af konusu gündeme geldi, af çıktı. Halk diliyle daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bakan Ziya Sürtlü'nün açıklamasıyla da e-vize otomasyon sistemi geliyor. Ülkenin iç güvenliği bakımından çalışmaların böyle hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz aslında. Bu bakıma, bu çalışmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni böyle adımlar var mı? Şimdi bizim komitemizde bilişim teknolojileri yasası var. Uzun zamandır da görüşüyoruz. Ben buradan teknik yardım da istedim. Çünkü biz komitedekiler bu işin uzmanı değiliz. Yanlış yapabiliriz. Evet, hukukçuyuz ama bilişim bambaşka bir alandır. Onun için de hizmet alımı konusunda uzman kişileri istihdam ettik. Bu yasa geçene kadar bize teknik yardımda bulunacaklar. Tabii ki E-Devlet'in artık her şeyin dijitalleşmesi, devlette olan birçok işlerin dijital ortamda yapılması artık kaçınılmaz. Birçok devlet uzaya giderken biz daha bu adımı atmamız zaten önceden yapmamız gereken bir adımdı. Geç bile kalındığını düşünüyorum. Ama tabii ki geç olması yapılmaması anlamına gelmez. Kesinlikle. Bir an önce yapılması gerekir ki artık insanlarımız da daha kolay işlemlerini, birçok dairedeki olan işlemlerini dijital platform üzerinden yapabilecekler. Belki de bir insan Karpaz'dan çıkıp da herhangi bir işini gelip bir dairede yapmasına gerek kalmayacak. Herhangi bir bilgisini görmesi için uzak bir yerden gelip de bir dairede saatlerce sıra beklemek zorunda kalmayacak. Hem zamandan tasarruf, hem kırtasiyecilikten tasarruf, hem belki de enerjiden tasarruf edeceğiz. Daha az personelle kamuda da çalıştırıp daha fazla insanın işini bu şekilde de halletmiş olacağız. Onun için çok güzel bir gelişme. Daha da güzel işler var. İnşallah bunları da hayata geçirebiliriz ama tabii merkezi yönetimle yerel yönetimlerin de uyumlu çalışabilmesi bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Yerel yönetim, merkezi yönetim ve seçimlerle ilgili. Şunu söylemek istiyorum. Oy verirken halkımız mutlaka şuna dikkat etmeleri gerekir. Yapılan işlere mevcut başkan eğer destek veriyorlarsa şunu bakmaları gerekiyor. Ne yaptı? Ne yapacak? Hangi projeleri sundu? Neleri yaptı? Yapacak olan kişiler, yeni başlayan kişiler de projeleri nelerdir? Neler yapmayı düşünüyor? İnsanlar bu şekilde bilinçli, daha bilinçli bir şekilde oy vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü artık biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok küçük bir ülke. Herkes birbirini tanıyor. Onunla anlaşıyorum, o ah babam, o dostum, o akrabam diyerek oy vermemek gerekiyor. Daha iyi hizmet, daha güzel bir hizmet için daha bilinçli bir şekilde oy vermemiz gerekiyor. Ve birçok insan da şu şekilde düşünüyor, ben gidip de oy vermeyeceğim ama en kötü kararsızlıktan iyidir. En azından eleştirme hakkınız olur. Birisini evet gidin, kimse iradeniz ona mühürünüzü vurun ama ondan sonra da hesap sorun. Ne biz size seni oraya getirdik, ne söyledin, ne yaptın? Bunun hesabını da eleştirebilmeniz için en azından bir hareket yapmanız gerekir. Evet. Ama hiçbir şey yapmadan, sandığa gitmeden ondan sonra çıkayım eleştireyim, bence o da çok doğru değil.
Kesinlikle. Yasemin Hanım, açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Partiniz adına da yerel seçimlerde adaylarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Evet değerli izleyenler, saatler 12'yi gösteriyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıbrıs TV ekranlarından Günün Özü programında Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Avukat Yasemin Öztürk'le birlikteydik. Bir sonraki programda yeniden karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın.